Çok tarihsel bir geçmişi var. Geçmiş dönemlerde biliyorsunuz bir tarihi söz konusudur. Zalim Deak'a karşı Demirci Kavva'nın isyanını temsil ediyor. Biliyorsunuz Zalim Deak, Demirci Kavva'nın çocuklarını katlettiğinde Demirci Kavva Nevruz Ateşleri'nin etrafında bir isyan başlattı ve bu direnişi bugünlere kadar getirebildi. Biz bu yıl zaten de Nevruz Deklarasyonumuz yayınlandı. Biliyorsunuz 6 Şubat'ta yaşanan depremden sonra birçok ilde yaşanan acı ve öfkenin de bir birikimi ortada. Bu seneki Nevruz'u aslında biz bir bayram ve kutlama havasında geçirmeyeceğiz. Nevruz Deklarasyonumuz da bu anlamda zaten buna dair açıklama yaptı. Biz biraz deprem bölgesine, enkaz altında yaşamını yitirenlere atfettiğimiz bir Nevruz olacaktır bu. Yani depremzedelere, enkazda kaybettiklerimizi anmak için aslında bir Nevruz alanını dolduracağız. Ya da halkımız Nevruz alanına gelecektir. Onun dışında aslında biraz da şu durum gelişecek. Yani evet, Nevruz'un tarihsel geçmişinden kaynaklı bir direniş ve isyan ruhu da ortada. Biz aslında insanları Nevruz alanına bir direnişi de göstermek için, bir isyanı da ortaya koyabilmek için, enkazda yaşamını yitirenlerin sesi olabilmek için de Nevruz alanına davet ediyoruz. Yani dediğimiz gibi bir kutlama ve bayram havası değil, bir direniş ve isyan üzerine kurulu bir Nevruz olacaktır. Onun dışında zaten AKP ve MHP iktidarı bu deprem meselesinde enkaz altında kaldığını belirtebiliriz. Bunu zaten biz tek söylemiyoruz. İnsanların, depremzedelerin tamamı aynı fikirde ilerliyor. Yani şöyle, zaten bu Nevruz biraz yaz havasında ve bir direniş havasında da geçecektir. Haliyle yaşamını yitirenleri atfen olan bir Nevruz olacağı için karalar tam olarak değil ama ekran kararacaktır. Yani aslında bir halay ya da işte eğlence tarzı değil Nevruz. Zaten tarihsel geçmişinden kaynaklı bir direniş isyan üzerine kuruldu. Bundan kaynaklı aslında biz bu sene Nevruz'u bu şekilde, bu konsepte yapmaya karar verdik. Haliyle önümüzde büyük bir seçim de var aslında. Rejim değişikliğine dair bir seçim var. Ki ben şundan çok eminim, bu rejimin değişeceğinden eminiz. Şundan kaynaklı, çünkü devlet bu deprem meselesinde sınıfta kaldı. Yani şimdi şunu çok açık bir şekilde belirtmek gerekiyor. Doğal afetler ülkelerde olabilir, bu çok doğal. Lakin devletlerin doğal afetlere karşı önlemi nedir, konsepti nedir, buna dair o yüzden devleti yönetenlerin sınıfta kaldığı ve enkaz altında kaldığını belirtebiliriz. 10 yaşındaki çocuğa coğrafya dersinde Türkiye'nin bir deprem hattı üzerinde olduğu, bir fay hattı üzerinde olduğu öğretilir ama tabii ki de devlet yöneticileri bunu bilmemezlik yapamaz. İşte devletin sorumluluğu burada ortaya çıkıyor. Fay hattı üzerine kurulu bir ülkeyi siz bunun farkında olduğunuz halde buna dair yapıları inşa ederken bir önlem alıyorsanız aslında en suçlu, sorumlu devleti yönetenlerin kendileri oluyor. Yani rantçı bir sisteme, sermaye sistemine peşkeş çekilen bir inşaat, bina yapılaşması var. Haliyle bunun denetiminin yapılmaması esas suçluyu, aslında adresi belli ettiriyor. Ki zaten toplumun çoğu da bunun farkında. Özellikle deprem bölgesinde aslında çok ciddi bir duyarlılığın da oluştuğunu belirtmek istiyorum. Devlet kendisi seferberlik ilan etmedi. Halkın kendisi seferber olup deprem bölgelerine yetişti. Hatta kendisi de, iktidarın kendisi de bunu itiraf ediyor. İşte yetişemedik, helalleşme meselesine giriyor ki bu çok da kabul edilebilir bir durum değil. Halk cevabını hem Nevruz alanında ortaya koyacaktır hem de ben bu seçimde ciddi bir şekilde bu iktidarın, bu yöneticilerin tarihin tozlu sayfalarında yerini alacağını düşünüyorum. Yani tarihin çöp sepetine gidecekler.